YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bu videoda sizlerle beraber dağın tepesinde terk edilmiş gizemli evde bir gece geçiriyorum. Burası Hisar Çandır Köyü'nün Sarı Çınar Dağı'nda bulunan bir ev. 1930 yıllarında yapımına başlanan bu ev, TRT vericisinin çalışanları tarafından kullanılmaktaydı. Günümüzde hiçbir şekilde personel bulundurmayan bu yere zaman zaman bakım için gelen görevliler bulunmakta. Burada bir gece geçireceğim birazdan. Hava kararmaya başlıyor. Geri dönüş çok soğuk olacak. Ona göre temkinli olmaya çalıştım. Yanıma bir tane eldiven aldım ama ne gibi sıkıntılar olacak hep beraber göreceğiz. Yanımda şu an Harun Kemal abi de var. Onun da YouTube kanalı varmış. Burada tanıştık. 07 Mavi Dünya'm arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Takip edin arkadaşlar. Kendisi cross motorla çıktı. Ben kap motorla çıktım. Yüzlük. Daha önce arabayla gelmiştim ama arabayla gelirken en yükseğe çıkamadık. Sıkıntı oldu. Motorla geleyim dedim. Motorla daha kötüymüş. Rezil olduk kaldık. 1818 metredeyiz arkadaşlar. Şu an kolumdaki sıcaklıktan etkilendiği için 24.5 gösteriyor ama deniz seviyesinden sıfırdan buraya geldik arkadaşlar motosikletle. Burası arkadaşlar zamanında bu kolede çalışan işçilerin kaldığı eski evlerden birisi. Alt katta odaları var buranın. Burası da üst tarafı teras katı. Güzel bir teras yapmışlar. Güzel de bir manzarası var. İşte bugün burada bir gece geçirmeye çalışacağım. Hava çok soğuk. Birazdan hava eksi derecelere inecek. Ne gibi sıkıntılar yaşayacağız hiç emin değilim ama bayağı riskli bir video olacak gibi. Kolede şu an işçiler çalışıyor. İşçilerin de geldiğini gördük. 4x4 bir araçla geldiler buraya. Şöyle göstereyim. Hava yavaştan kararmaya başladı arkadaşlar. Hava ciddi anlamda soğumaya başladı. Birazdan hava karardığında çok sıkıntı olacak. Yağmur yağdı Antalya'ya. O yüzden her taraf yaş. Kuru bir dal yok. Ateş yakma gibi bir olanağımız da yok şu an. Yani etrafta kuru bir dal göremiyorum. Her şey. Hepsi ıslak. İnşallah bir sıkıntı olmadan günü bitiririm. Biz bu noktadan geldik buraya. Ama buraya gelmek yasakmış. İçerideki görevliler öyle söyledi. Anca etrafı dolanabilirsiniz dediler. Şu şekilde. Şurayı yürüyerek karşı tarafta göstereyim şöyle. Burayı yürüyerek karşı tarafta bakın motor. Motorum var benim. Oraya doğru gideceğiz. Akşam karanlığında. Çok kötü bir olay oldu. Göstereyim. Şu şekilde. Ben bunu sırt çantamda katlayıp yolda geliyordum. Yolda gelirken tripodun kolu düşmüş titreşimden. Kolu yok şu an yani. Tripodu sabitleyemiyoruz. Tripodu da kullanamıyoruz. Böyle bir sıkıntı olmuş. İnşallah daha kötüleri olmaz. Evet, bir yandan da çantamı toplamaya başlıyorum. Drone artık kullanmayacağım. Drone'u da kapatıyorum. Bataryasını çıkarıp. Bütün ekipmanlarımı kamera hariç toplayacağım. Kameraya şu an takılı olan gimbal'ı da koyacağım. Tamamen çantamda dursun. Akşam çekimlerini artık gimbalsız yaparım. Bunlar arkadaşlar kafalanmaları. Akşam lazım olacak. Şimdi de gimbal'ı koyayım. Rüzgarın şiddetini göstermek adına şöyle rüzgar sesi geliyor mikrofona bilmiyorum ama bayağı esmeye başladı buralar. Şimdi bakın size telefonumdan buranın kaç derece olduğunu göstereceğim. Akşam daha da kötü olacak. Hava durumu. Bölgeye konumu olarak ayarlıyorum. Tam konumu kullan. Arkadaşlar 2 derece olarak gösteriyor. Çok soğuk, şiddetli bir soğuk var dediğim gibi. Hadi alt kata doğru inişe geçelim. Elimde bir tane kola ve cips var. Akşam dağın başındaki terk edilmiş evde bunları yiyeceğim. Bakın sandalyeyi şu şekilde şuraya koydum. Fakat az önce de dediğim gibi tripodun kolu titreşimden yolda düşmüştü. O yüzden tripodu kullanamıyorum. Ama dur sıkmadan deneyeceğim dur. Düz koyarsam belki sıkıntı olmaz.
Evet, kamerayı şu şekilde sabitledim. Fakat çok sıkıntı duruyor, her an kayıp düşebilir. Neyse, yapacak bir şey yok. Burada 1800 metre yükseklikte geceyi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, hava neredeyse tamamen karardı. Şöyle etrafı da tekrar göstereyim. Tripod olmadığı için sandalyeyi tripod gibi kullanıp ben yere oturacağım. Yoksa başka türlü çekim yapmamın imkanı yok. Biraz ISO'yu arttırırsam, çünkü diyafram daha da fazla kısamıyorum. Video her türlü karıncalı oluyor ama, ya da dur flash tutalım şöyle. Bir yandan da kola cips. Dağın başındaki ıssız terk edilmiş evde olmazsa olmaz. Arkadaşlar, dediğim gibi daha önce biz buraya arabayla gelmiştik. Arabayla geldiğimiz zaman yaz mevsimiydi ve o zaman buraya çıkmada bir sıkıntı yoktu. Antalya'da oturanlar bilir, son aylardır Antalya'da çok şiddetli yağmur ve fırtına var. O yüzden yollar erozyondan dolayı bayağı bir yıpranmış. Ve zaten benim altımdaki motor öyle cross motoru değil. Bir tane abiye denk geldim burada, onunla da tanışmış oldu. O kendisi cross motoruyla gelmiş 200'lük. Ama ben tabii 100'lük kap motor olduğu için buraya çıkmak çok sıkıntılı oluyordu. Zorlaya zorlaya biraz çıktım. Motor gücünden değil aslında. 100'lük motorun çıkmasında bir sıkıntı yok. Motor çekiyor, güzel çekiyor ama yollar taşlı olduğu için lastiğe elverişli değil. Bir cross motorunun lastiği gibi tırtıklı bir lastik yapısına sahip değil. Dediğim gibi daha önce gelmiştik buraya. O zamanlar burası daha sıcaktı. Şu an hava belki de eksiye indi gibi tahmin ediyorum. Az önce 2 dereceydi. Az önce dediğimde 1 saat öncesiydi. Hafıza kartım el verdiğince ve bataryalarım el verdiğince burada çekim yapmaya devam edeceğim geceye kadar. Az önce size izletmiştim. Yolda gelirken bir kurt köpeğine rastladım. Arkadaşlar, dağa çıkarken karşıma şöyle bir kurt çıktı. Sonra arkadan gittim, o beni gördü. Baktı baktı oturdu. Ondan sonra ben size kayıt yapmak için çektiğim zaman var ya, işte o aslında geride kalan köpeği çekmiştim ben size. Kaçıyor şimdi. Üzerine gelmeye başlayınca da kaçtı ama kurt köpekleri dağ bölgelerinde çok tehlikeli hayvanlar. Sürü halinde gezdiklerinde kaçmanızın imkanı yok. Yani yüksek sesle veya herhangi bir şekilde korkutmanız lazım. Bir silah patlatarak korkutmanız lazım ama elinizde öyle bir imkan yoksa bu tür ıssız yerlerde başınız fazlasıyla belaya girebilir. Şansımıza ben çıkarken yetkililerin de buraya çıktığını gördüm. Yani onlar beni geçtiler arabayla. Ondan sonra onlar yavaşlamışlar. Ben de onlara yetiştim. Tam böyle kuleye çıkma noktasında denk geldik. 4x4 güzel bir araçla çıktılar. Onların dediklerine göre bu araziye girmek yasakmış. Sadece binanın olduğu yere girebilirsiniz dedi. Onu da motoru park ettiğimiz yer gösterdiğim gibi kayaların, yamaç kayaların üst tarafında kalıyor. Yani birazdan biz hava kararacak. Ben feneri yakarak oradan gitmeye çalışacağım. Nasıl gideceğim bilmiyorum. İnşallah kayalardan düşüp de sıkıntılı videoya yol açmam. Yalnız arkadaşlar harbi bir şey diyeyim mi? Etraf böyle karanlık. Yani çok değişik bir ortam oldu şu an. Kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Kameranın ISO ve diyafram ayarları farklı oluyor ama. Yani hava gittikçe kararıyor. Ben burada oturuyorum, sohbet ediyorum ama buranın bir de dönüşü var. Dönüş yolu zaten hava bayağı esmeye başladı, soğudu. Dönüş yolunda karanlıkta motorun farı patlamadığı sürece döneriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda inşallah da motor bir sıkıntı vermez. Yoksa bu dağda kalırsak buraya geliş bile mümkün değil. Şöyle biraz karanlıkta etrafı dolanmak istiyorum sizinle beraber. Bakın etrafım nasıl karardığını görebiliyorsunuz. Şöyle tekrardan etrafı size göstermeye çalışıyorum. Benim oturduğum kısım buranın terası. Hak yazılar. Harbiden arkadaşlar çok esrarengiz bir video. Ben şu an bayağı bir ürperiyorum burada durmaktan. Karanlıkta böyle yerlere tek başına gitmeye alışık değilim. Zaten ben hiçbir videomda tek başına bu tür ıssız yerlere gelmedim. Genelde hep bir kameramanım oluyordu. Ama bugün hem ıssız bir yerdeyim. Şöyle ışık daha iyi çeksin. Ama bugün hem ıssız bir yerdeyim hem de 1800 metre yükseklikteki evin içinde tek başınayım. Şu kısmı da çekeceğim size. Burası açıkta mı kapatmışlar niyeyse. Şöyle bir sembol var. Bir yandan kafamdaki ışıkla da etrafı aydınlatmaya çalışıyorum ki
rahat gözüksün. Dışarısını gösteriyorum. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Benim en çok korktuğum şeylerden biri az önceki dediğim gibi hani ıssız bir yerde olmak değil. Kurt köpekleri çok fazla var. Burası çok soğuk yani Sibirya gibi bir yer burası. Herhangi bir vahşi hayvan da çıkabilir. Sadece kurt köpeği değil domuzlar var ama hani yine domuzların bildiğim kadarıyla siz saldırmadığınız sürece saldırmıyorlar. Arabayla gelmiş olsaydım yanıma tüfeğimi alacaktım. Mav tüfeğimi ama motorda bunu getirmem sıkıntı. Onun dışında da devlet baba bize ruhsat vermiyor tabancaları. O yüzden öyle herkes taşıyamıyor. Ruhsat konusu bir yandan iyi. Herkes kafasına göre ruhsat alıp da bireysel silahlanmaya geçebilir. Bu çok riskli ve tehlikeli bir şey ama tabii insanlar sicili, yaptıkları işi araştırılarak ruhsat verme imkanı sağlanabilir. Şu an bakın Antalya'nın çok güzel bir manzarası var. Onu da gösteriyorum size. Hava tamamen şu an karardı. Birazdan döneceğim. Daha da fazla kalmayacağım. Çünkü her an her şey olabilir. Motor arızalanabilir. Yolda bir sıkıntı olabilir. Az önce biz yamaç yukarı çıktık. O yüzden bir sıkıntı yok ama karanlıkta yamaç aşağı iniş çok sıkıntılı bir olay. Hele altınızdaki motor o kadar güvenilir bir motor değilse bu sıkıntıları yaşamak elinizde bile değil. Arkadaşlar. Tahta niye öyle sallandı ki? Sallanmıyor. Az önce ne oldu biliyor musunuz mu? Kolayı içerken kolanın gazı var ya hışırtısı sesi çıkarıyor böyle sıs diye. Bu karanlığın içinde o sıs diye ses çıkınca nereden geldiğimi şaşırdım yani yalan yok. Ama koladan bir sıkıntı yok. Arkadaşlar yemin ediyorum ben bu kadar kararacağını düşünmüyordum. Durdukça daha çok kararıyor. Zaten karardı. Hani ışık en ufak bir ışık kalmadı. Bir de bulutlar var sanırım o yüzden daha da karanlık. Ben bu karanlığın içine o dağdan nasıl geçeceğim? Hadi bismillah inşallah bir sıkıntı olmaz. Yemin ediyorum etraf daha fazla karardı. Bakın evin dışarıdan görünüşü akşam bu şekil. Son kez yukarıya bakacağım. Bir şey unuttum mu diye. Zaten tripodun çubuğunu kaybettik. Tripodu işe yaramaz hale getirdik. En azından başka zarardan dönelim. Bakıyorum hiçbir şey yok. Hadi bismillah. Arkadaşlar kameramın lensi 3.5 mm diyaframa kadar açabiliyor. Video beğenin kanalıma abone olun ki 1.8 diyaframlı bir lens alabileyim. Bu fener bu kadar mı aydınlatıyordu anlamadım ki ya. Oğlum harbi harbi bu karanlıkta. Yemin ediyorum Allah aşkına esiyor. Ben şuraya aşacağım, oraya çıkacağım da elimde bir tane kamerayla. Aha, burası çok sıkıntı ha. Bak, çıkış kolay olur. Böyle yerlerde iniş sıkıntı olur. Elimde kamera, sırtımda çanta. İnşallah bir sıkıntı olmadan şuradan göremiyorsunuz ama yavaş yavaş göreceksiniz. Karşıya geçeceğim.
Aha koptu. Aha vallahi koptu. Yalnız burada beni jandarma yakalsa defileci diye alır. Kafamda lamba. Ha, defineyle alakam yok. Ben buraya video çekmeye geldim ama. Lamba da koptu. Yamaçtayım şu an. Karanlıkta çok kötü esiyor. Dağda durursam burada fırtına çıksa var ya ben bittim. Burada bir yağmur yağsa geberdim. Sığınabileceğim hiçbir yer yok. Buraya bir yardım ekibi, arama kurtarma ekibi hiçbir şekilde gelemez. O kadar riskli, tehlikeli bir yerdeyim şu an. Durun. Şunu takayım. Yılan mı? Dondum. Vallahi dondum. Bir an önce eve gitmem lazım. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz dik yamaç çıkacağım. Bir yerimde kamerayla da zor oluyor ya. Allah billah. Kulenin arazisinden de geçebilirdim. Kim ne diyecek, kim görecek? Bir sıkıntı olacağını da sanmıyorum ama kurallara uyduğumuzda, yasakları çiğnemediğimizde göstermek için bu dağdan çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Çıkıyorum arkadaşlar artık. Buradan aşağı ekipmanları düşürmekten korkuyorum yani. Vericiyi göremiyorsunuz siz ama sesi geliyor. Trafo sesi. Burnum akmaya başladı. Doldu arkadaşlar. Net gözükmüyor belki ama. Kartı doldurdum. Kameraya çantama koyacağım artık. Buradan gideceğim. Arkadaşlar yemin ediyorum fırtına çıktı çok kötü. Bir an önce gitmem lazım. Motor çal, dur. Arkadaşlar motorun içindeki yağ donduğundan çok zor çalışıyor, stop ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hemen eldivenimi giyip, bereme giyip gidiyorum. Arkadaşlar şöyle yolda geliyorum. Bakın normal yolda gidiyorum. Şu gördüğünüz sokak lambaları var ya. Şimdi diyeceğim ama inanmayacaksınız. Yalan diyor diyeceksiniz. Bir tanesinin altına durdum az önce. Bak niye odaklanmıyor? Bunun değil, bu direğin değil. Başka bir direğin altına durdum, söndü lamba. Yukarılarda bir yerdeydi. Aşağı gelirken de böyle bir video çekeyim dedim. Bakın bak. Allah aşkına harbiden başıma geldi. Bak lambanın şu an sönmeye başlıyor lamba. İzleyin. Tamam bak lamba sönüyor. Bak. Motor burada. Lamba söndü. Şu an halojen lamba olduğu için böyle kısık yanıyor. Sönecek gidecek şimdi. Altına geldiğimde böyle oluyor. Bunlar niye böyle? Aha yandı. Al. Bak. Kapatıyordum videoyu yandı. Gidiyorum bak. Şimdi. Bir saniye. Bak motoru ilerletiyorum bak. Al. Ya şaka mı lan bu? Ben gidiyorum.